Şimdi pozitif istiyorum. Şöyle bir resim çekelim. Ya şimdi şöyle şey önemli var, bu resmin fotoğrafı şeyimizi alalım. Evet, bak, evet. Sonra anaokulu projemizin hayırlı olmasını diliyorum. Keçiören Togem tarafından hayırsever bir vatandaşımızın, bir Keçiörenlinin Şanlıurfa'da böyle bir güzel hizmeti yapmasını biz son derece anlamlı ve güzel buluyoruz. Bu nedenle Kulağanak Ünite Şirketi'ne teşekkür ediyoruz. Sağ olsun kendileri böyle bir şeyi gerçekleştirmesi için her türlü yardımı esirgemeden bize sundular. Sayın Milletvekilim özellikle Urfa'da böyle bir şeyin yapılmasıyla alakalı aracı oldu, önce oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sayın Valime de teşekkür ediyoruz. Kısa zamanda inşallah bilmesiyle alakalı gerekli takibi gerçekleştirecektir. Tabii TOGEM sadece Keçiören, TOGEM olarak sadece Keçiören'de veya sadece Ankara'da değil, aynı zamanda Türkiye'nin birçok farklı yerinde hayır kuruluşları ve hayır işlerini yapan, özellikle eğitime katkıyı da kendisine bir düstur olarak koymuş olan bir kuruluş ve Başbakanımızın değerli eşleri Emine Hanımefendi'nin himayelerinde olan bir kuruluş. Bu nedenle de yapmış olduğumuz hizmet memleketimize, milletimize, oradaki insanlara yapılmış bir hayır işidir. Hayırlı olsun. Sayın Vekilim. Bu işe vesile olmayı kabul eden belediyemizin de katkılarıyla, TOGEM'in katkılarıyla vesile olan Ulağanak Müddet Şirketi'ne de teşekkür ediyoruz. Urfa tabii nüfusu çok hızlı büyüyen, genç nüfus itibariyle de Türkiye'nin 4. ili olan ki İstanbul, Ankara, İzmir, arkasından Urfa geliyor. Bu kadar genç, dinamik yetişmek ve bu ülkeye faydalı olmak üzere hazır bir nüfus yapısının en iyi biçimde eğitilmesi ve insan kaynaklarının en gelişkin, en yetkin hale getirilmesi anlamında da temel ihtiyacımız şüphesiz ki eğitim kurumları ve eğitimin en vazgeçilmez basamağı da aslında anaokulları. Biz toplum olarak yeni yeni böyle bir bilince kavuşuyoruz. Fakat anaokulundan itibaren iyi eğitim alan her birey aslında hayata büyük katma değer katacak bir potansiyel güç olarak Türkiye'de, Türkiye'nin gelişimine katılmaktadır. Bu ilk basamak okulunu da kentimizin en fazla ihtiyaç duyan bölgelerinden birinde inşa ediyoruz ve böyle 4 derslikli, 3 katlı, her daim 80 yavrumuzun eğitim alabileceği, yetkin diyebileceğimiz bir binaya da TOGEM aracılığıyla Keçiören Belediyesi imza atacak. Ben de bir eğitimci olarak siyasi kimliğim bir tarafa bu işi çok önemsiyorum ve hayattaki en büyük zenginliği bence insanların dostlarıdır. Bunu bir kez daha Keçiören Belediyesi de gösterdi. Ben de burada bütün katkılarından ötürü kendilerine ve Ulağanak şirketimize de teşekkürlerimi ifade ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şükranlarımı sunuyorum Şanlıurfa ili adına. İfade edildiği üzere Şanlıurfa öğrenim çağındaki öğrenci sayısı genç nüfus bakımından Türkiye'nin 4. ili ve Türkiye'de genç nüfus %50 iken Şanlıurfa'da %70. Bu anlamda çok örnek bir şehir. Kadınlar ve çocuklar için yapılacak her türlü yatırım için Türkiye'de en ideal, en cazip ortam Şanlıurfa'dır. Ben çok teşekkür ediyorum, minnetlerimizi sunuyorum iş adamımıza, belediyemize, organize eden herkese, delalet eden rehber olan Sayın Milletvekilimize. Şükranlarımı sunuyorum tüm Şanlıurfalı çocuklar adına, kadınlar adına. Sağ olun. Evet. Ben güzel söylüyorum, o gün telefonu size söyledim. Vekillerimiz arasında herkes keşke böyle bir hassasiyet taşısa ve bütün bölgelere ana okulları yapabilsek. İnşallah sizinle birlikte bu daha da yayılır istiyorum ben de. Türkiye'nin yeni daha mutsuz okul kalmasın. Çok teşekkür ediyorum size de varımıza kadar. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Duyarlılığınızı kutluyoruz. Ben de bir şeyler söyleyeyim mi? Çok memnun oluruz. Tamam. Sen hiç size ben vazgeçtim yapmaktan gelmişiz. Çok mutluyuz. İnşallah hayırlı olur. Hayırlı vesile olur. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Hastalığınızı çizelim.
Buradan hemen Sivas'a. Hocam bir sonraki projede inşallah Sivas'a. Tamam inşallah. Başka bir soru bekliyoruz. Hayırlı olmasın dileyim. Hayırlı olsun. Hepimize bize kalem alalım. Bekleyin. Sen de bir kalem. Kalem, kalem. Benim de var. Kalemim var. Geleceğin en güzel çocuklarını yetiştirin. Yürüme dileğiyle diyelim. Evet, amacımız var. Allah biliyor ki. Yani. Şöyle şuraya. Sanki fotoğraf vermek için evet. Evraklar hazırlanacak sanki. Ben imza attım çünkü olmaz benim altımda. Evet, tamam. Şurada bak. Şurası. Bir buraya bakalım. Pardon. Tamam hadi aşağıda sız atıyorsunuz. Peki efendim. Peki efendim. Buyurun. Ben sandım bu kağıtlar şey. Ne tamam. Ne tamam. Tamam. Hayır. İkinci müsaade sayın var. İkinci müsaade. İmzalar da ben de bunu bir eğitime vereyim bak, imzalı bir örnek diye. Tamam. Lütfen. Sen de lütfen. Şimdi bunun rakamıyla alakalı şeyi netleştirdiniz mi? 806 kaldı evet. 806 kaldı. 25 bin lira da müteahhidin elinde Nofasiko'da para aldım yani. Senin paran oraya geçiyor. Helal olmuş olsun. Tamam. Hayır, hayır işi olduğu için yani söylemek lazım dedim. Tamam eyvallah. Ben 50 istedim çocuklardan da vallahi kurtarmaz dediler. Tamam. 25'e anlaştık ya. Yani. 25 bin lirası Ufa Spor'a geçti bu para. Haberiniz olsun. Bilginiz olsun. Şurayı da ben o zaman Ufa Spor'un yönetim kuruluna girelim Mustafa Bey. Bir tane var. Aklımız var. Her şeyim var. Bankasya'ya çıkarsanız çıkarsak ki dün kötü bir maç çıkardı. Bankasya'ya çıkarsan 75 bin lira borçlusunuz yönetim kurulu üyeliği için. Aynı ligde danasak 25 bin liraya razı oluruz. Tamam. Biz vazgeçiyoruz. Bir tane düşünüyorum.